Evet sevgili dostlar hasılı kelamda kaldığımız yerden reklamların ardından programımızı sürdürüyoruz. Bugün stüdyomuzda kıymetli bir hocamızla yine hasbihal ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Sizler de bizleri hanelerinizde misafir ediyorsunuz. Bu bölüm başlangıcında da tüm izleyicilerimize şükranlarımızla beraber selamlarımızı da tekrar ulaştırıyoruz. Çorum İl Müftümüz Doktor Ahmet Akın hocamızla. Konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde de yine din görevlileriyle alakalı toplumsal yaşamdaki rollerinden, yerinden, camilerden yine çok özel konularımız olacak. Sizlerin mesajlarını da almaya devam ediyorum. WhatsApp numaramız zaten ekranın altında geçiyor ama sözlü olarak bir kez daha ifade etmek istiyorum. 0505 505 104 53 21den WhatsApp üzerinden mesajlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi ve katkılarınızı ulaştırabilirsiniz. Özellikle sadece programımıza ulaşan mesajları bu numara üzerinden görüyoruz. Sosyal medyadan veya başka bir yoldan mesajların bana ulaşma durumu yok kıymetli izleyicilerimiz. Bunu da bir kez daha bu program başında, bu bölüm başında hatırlatmak istiyorum. Evet sevgili hocam programımızın ilk bölümünde birçok şeye değindik esasıyla. Bu bölümde de biz biraz camiler özelinde konuşmak istiyoruz. İşte mübarek Kur'an'da Cin Suresi 18. E ayette ifade edilen şey işte ve ennel mesacide lillahi fela ted'u lillahi ehaden. Hiç kuşkusuz mescitler Allah'ındır, Allah'a aittir. O halde Allah'la birlikte başkasına yakarmayın, Allah'ın yanında bir başkasına çağrıda bulunmayın der mübarek Kur'an'da Rabbimiz. Buradan hareketle camiler sadece ibadet haneler midir? Farklı rolleri var mıdır? Varsa nelerdir? Bu ayet çerçevesinde dilerseniz konuşarak bu bölüme başlayalım. Evet camiler ilk yapıldığı andan itibaren e, ibadet görevi esas olmak üzere diğer fonksiyonlarında icra etmiş. Hatta Selçuklular döneminde e, caminin alt katlarında Dokumacılığın yapıldığına dair de bilgiler var Osman Turan Hoca'nın kitaplarında. Yani cami hayatın dışında değil. Hayatın tam merkezinde. Mesela İslam şehri e, açısından baktığınız zaman bütün yollar camiye çıkar. Veyahut da cami kebir mahallesi denir. E, o anlamda. Yani bu bize şunu gösteriyor. E, Müslüman toplumunun e, hayatında caminin çok e, büyük bir yeri var. Tabi e, günler geçtikçe e, çağın ihtiyaçlarına, günün şartlarına bağlı olarak camide e, bu ihtiyacını farklı e, işlevlerle yerine getiriyor. Mesela bir yurt dışında düşünün camiyi. Almanya'da e, bizim millet varlığımız var orada bildiğiniz üzere 60'lı yıllarda gidip bugün artık 50-60-70 yıllarına yaklaşan vatandaşlarımız. Oralarda görev yapan din görevlilerimiz. Benim de birkaç tecrübem oldu. E, oradaki cami adeta oradaki Müslüman Türk toplumunun merkezi. Nefes alıp verdiği yer. Yani Türkiye ile ilgili herhangi bir derdi, bir sıkıntısı olsa e, o merkeze gelip orada müracaat ediyor. Gençlik odaları var, kadınlar kolunun Ayrı çalışma bölümleri var. Efendim dikiş nakış e, kurslarını orada verebiliyorsunuz veya ev ekonomisiyle ilgili kurslar orada bile, verebiliyorsunuz. Ha Türkiye'de bu manada bunu başka kurumlar e, yerine getirdiği için çok fazla onlara ihtiyaç değil. Ama mesela bizim e, Çorum'da düşünebildiğimiz her mahallede sağ olsun belediye başkanının e, bir villa güzelliğinde inşa ettiği, 4-6 yaş kuran kurslarımız var. Mesela Mevlana'da da var. Değişik mahallede. Toplamda kaç Ak, tane şu Ak anda yapılıyor var. hocam? Şu anda olarak. 6 tane var ama sağ olsun belediye başkanımız bunu her mahalleye yayacak. Başkanımız üstleniyor, <laughs> belediyemiz yapıyor. Biz o 4-6 yaşta sadece belediyenin yaptığı binalarla kalmadık. Birkaç tane de bizim cami civarında bulunan atıl binalarımızı devreye sokmaya çalıştık. Ama e, takdir edersiniz ki camilerin cuma günleri ve sahir zamanları da cemaat olduğu için e, o bayanlara olan bölümler e, daha gerilerde kalıyor ve orada kullanmak zor oluyor. Yani müstakil olmasının e, daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Yani 4-6 yaş kuran kursları hakikaten her mahallede bulunmaz bir imkan. Yani düşünün ki ee, bir Cizvit papazının söylediği bir söz vardır. 7 yaşına kadar çocuklarınızı bana verin, ondan sonra sizin olsun. Şu küçücük çocuklar, yani e, adeta e, elinizde hamur gibi yoğurabileceğiniz, dinini, diyanetini öğretebileceğiniz küçük çağlar. Zaman zaman gidiyorum ben e, ziyarete. O çocuklar cıvıl cıvıl, besmele çekmesini öğrenmişler, sofra duası öğrenmişler ama en azından İslami kişiliğini, e, muhafaza ediyor. Hani hepimizin dünyaya geliş e, nedeni nedir? Cenab-ı Hakk'a iyi bir kul olmak. E, bunun da yolu yöntemi, bunun rehberi Peygamberler ve daha sonra da e, alimler vasıtasıyla bize telkin edilen o ilahi yoldan gidebilmek, ilahi emirler çerçevesinde bir hayat çizebilmek. E, kendi haline bıraş kırsanız insanı ne yapacak ondan sonra? İşte anarşidir, uyuşturucudur, benzeri. E kötülükler ortaya çıkacak. E gencecik yavrularımız şimdi şehadet şerbeti içiyor. Onun temelindeki duygu nedir? O insanın en e, temel varlığı, canını verebilmesini e, e, bu kazanç haline getiren nedir? Şehitlik duygusunun temelinde din vardır. Dün Çanakkale'de vermişiz. Efendim Muhac'ta vermişiz. Uhud'da vermişiz. Bedir'de vermişiz. Yani bu aziz vatan bunlarla kazanılmış. E, siz çocuklara bu dini hayatı motive etmezseniz, vermezseniz yani şeyin dediği gibi milletim Nevi beşer ruhi zemin, vatanım ruhi zemin diye bir ifade ortaya çıkar. Yani böyle vatansız, hayalsiz, mefkuresiz, inançsız bir nesil, en tehlikeli nesil. Bugün Avrupa topluluğu ve Avrupa ülkeleri böyle bir noktada. Allah korusun. Şimdi dünya küreselleşti. Oranın belki de e, bu yıkıma e, ait düşünceleri, kanaatleri e, iletişim vasıtasıyla da bize geliyor. Bu kadar rüzgarın karşısında çocuğunuzu muhafaza etmenin yolu ona sağlam bir kişilik dinli, dinli vermektir. E, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere bir anne babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras nedir? Çocuklarda iyi bir edep, iyi Güzel bir terbiye yani. vermesidir. Veyahut da bir başka hadislerde Efendimiz kişinin diyor ahirete intikal ettikten sonra, öldükten sonra arkasında amel defterde devam ettiren e, hayırlardan bir tanesi de nedir? Hayırlı bir evlat evet, bırakmış hiç. olmak. E, biz, hep idealimiz buysa bu tip kurumlara biz omuz vermemiz, destek olmamız lazım. Onun için tekrar belediye başkanımıza bu örnek davranışı için belki çok mütevazi, fazla bunun reklamını işte ben bunu yaptım ettim demiyor ama güzel bir çalışmada bize destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz. Eğer siz nesli yetiştiremezseniz o topraklar, o zenginlikler, o kaynaklar hiçbir mana ifade etmez. İşte onun için şairin dediği gibi ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstünde kan, toprak eğer uğrunda ölen varsa falan, uğrunda ölen olacak nesiller yetiştirmenin temeli de sağlam bir inançtan geçiyor. Evet işte burada da dinin Heh. önemi ortaya yani çıkıyor. Bunu telkin oluyor. edecek kimdir? Mübelli. Din, İslam'da din adamlığı sınıfı yok. Herkes dininin adamı. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor size ilahiyet mevzusu? Vel teküm minküm ümmetün yedüğüne ilel hayır diyor. Yani sizden öyle bir topluluk bulunmalı ki dini telkin edecek. Evet. Bu sorumluluğu nasıl olacak? Yani ince, önce insan kendi nefsine, sonra sorumlu oldu aile çevresine, sonra daireyi genişleterek devam eder. Ya, şey işte Ama toplumun doğru. önderleri, yine e, bilinen bir meseldir. Ennesü <Sessizlik> alâ dini mülükihim diyor. İnsanlar padişahlarının, idarecilerin dini üzeredir. Yani yukarıdan aşağıya doğru bize telkin edilen sorumluluk mevkisinde olan kişilerin o toplumun değerlerini muhafaza etmesi. Nedir bu? Gelenek vardır, din vardır, adet vardır. Efendim, o toplumun yerleşmiş kıymetleri, milli ve manevi değerleri vardır. Yani e, bu değerleri muhafaza etmenin de en e, önemli noktası ağaç yaşıken eğilir. Demir tavuğunda dövülür. O küçük yaşta bu çocuklarımıza vermeli. Ve bunun için ben önemsiyorum 4 artı yaş. Yani şimdi e, ablalarımıza, teyzelerimize de 28 Şubat döneminde bizim Kur'an kurslarımızın çoğu kapandı. Yani adeta hafızlık e, müessesi kapanır hale gelmişti. O dönemde biz Kur'an kurslarımızı bayanlara yönelik açarak o Kur'an kursları ayakta tuttuk. Şimdi şimdi yeni yeni e, artık e, okulla Kur'an öğretimindeki eğitimdeki kısıtlamaların kaldırılmasından sonra daha çocuklara hafızlık müessesi çünkü küçük yaşlarda öğrenmesi Çok lazım. E, bu kapı açıldı ama e, bunun temelinde de çocuğun ilk e, çağlardan itibaren sahiplenilmesi, onlara kişiliğinin kimliğinin kazandırılması lazım. E, bunun için cami civarındaki bu 4-6 yaş kuran kursları çok önemsiyoruz. Hatta biz oralara yapabilsek kadınlar kolunun, genç kızlarımızın gençliğin e, ünitelerini de kurabilsek. Hatta öyle bir düşüncesi de vardı. Yani İşleri Başkanlığımız yukarıda ısrarla üzerinde duruyor. İşte tıpkı Batı'da, Avrupa'daki bizim camilerimizde gençlik kulüpleri, gençlik e, kollarının oluştuğu gibi her mahallede bir gençlik kolunun oluşması lazım. Yani bugün üniversitede okuyan Efendim, değişik sanat erbabı içerisinde bulunan gençlerimiz var. Şimdi Osmanlı'dan bahsettik az önce. Evet. Osmanlı'da mesela bir ahilik teşkilatı var. Biraz daha geriye gidin. fütüvet teşkilatı. Evet. fütüvet ne demek? Gençlik teşkilatı. Yani onu da kendi başına bırakmamış ecdadımız. Yani bir sanat erbabının bile bir araya geldiği bir sevil toplum örgütü oluşmuş. Ahilik kültürü, Ahi demek, kardeş demek, malumunuz. Ee, buna benzer şeyleri yerleştirmemiz lazım. Eğer toplumu kendi kurumlarınızı, kendi müesselerinizi kuramazsınız. Mesela şimdi futbolumuz var. Yine o da kendine göre e, gençleri bir araya getiriyor. Ama e, bunun yanında bizim güreşimiz var. Bunun yanında diğer okçuluk ve benzer şeyler. Hep ecdatımız bunlar geliş. Bunların temel amacı nedir? İyi bir nesil yetiştirmek için ortaya konulmuş projelerdir, çalışmalardır. Yani e, evinden camiye, camiden evine giden din görevliliği dönemi bitti. Cami dışı hizmet edecek. Hatta bizim Diyanet İşleri Başkanımız Muhterem Profesör Doktor Mehmet Görmez Hocamızın e, bir güzel sözü var. Mahallesindeki kötülükleri, iyilikleri bilmeyen imam, imam değildir diyor. Yani o mahallede kötü e, alışkanlık müptelası olmuş insanlar varsa, Bunlarla ilgilenmesi lazım. O onun bir sıkıntısıdır. O mahallede belki ailelerin parçalanmasına sebeptir. Yani uyuşturucu olabilir, bu alkol olabilir ve benzeri e, kumar olabilir, e, fuhşiyat olabilir, benzeri şeyler. Yani e, bunların her bireri e, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak e, adeta din görevlilerinin görevi. Batı'da papazların benim e, gördüğüm bir şey oldu. Bir gün bir papaz İngiltere'de çalışırken arkadaşımız vardı. Beraber aynı okula gidiyoruz. Sabah biraz geç geldi. Nereye gittin? Ben dedi sorumluluk bölgemi dolaştım. Yani sorumluluk bölgesi ona üzerine zimmetlemişler bazı evleri. Gidiyor o aileleri, yaşlıları belli aralıklarla ziyaret ediyor. Onlara dini anlamda telkinde bulunuyor. Ondan sonra esas görevine geliyor. Mesela ben Almanya'da da görmüştüm ben. Yine din görevlerini böyle bir kilise ziyaretine götürdük. Kilise tabii değişik şekilde arkadaşlar sordu papaza. Şu şu maaşını nasıl alıyorsun dediler. Maaşımı cemaat sayısına göre alıyorum dedi. Enteresan. Çok ilginç. Ya dediler o kadar cemaatiniz var. mı? Ya Allah'tan dedi kadınlar geliyor ki kiliseye bizim bu kilise kapanmadı dedi. Yani kadın cemaatinin sayısıyla ayakta duruyor. Yani din görevlerde biz böyle bir şey şart koşmuyoruz. Ama din görevlisi bu sorumluluğu duymalı. Yani Din cemaatinde ne kadar azalıyor, ne kadar çoğalıyor. Bugün Ahmet gelmedi, niye gelmedi? Mesela Osmanlı'da enteresandır. Bir mahalledeki bir insanın e, güvenlik soruşturmasını yaparken imama soruyorlar. İmam ve cemaat diyor ki ha bu şu, şu namazlarda camiye gelirdi. Bütün iyi insandır, güvenilir insandır. Yani camiyle cemaatle olan irtibatı ölçüsünde o toplumda bir yer ifade ediyordu. Yani Din biz eğer e, bu şeyleri, fonksiyonları yerine getirseler emin olun ki şu toplumda şu hırsızlığı, şu cinayetti benzeri şeyler e, daha askeri seviyeye iner. Evet. Yani Çünkü insanoğlu e, et dinu nasihat diyor sevgili peygamberimiz. Din nasihattır diyor. Yani siz insana söyleyin, e, sonucunu halk edecek Allah'tır. Siz ona güzel bir söz söylersiniz. O güzel söz belki onun kalbini, gönlünü açar. Gider, evet. Belki o e, alışkanlık haline getirdiği kötü alışkanlığından vazgeçebilir. Yani hidayet Allah'tan. Ama e, önce e, adımı bizim atmamız lazım. Yani bütün şartları. Hani dua ederken de ne diyoruz? Önce fiili dua yapacağız. Sonra e, sözlü duaya geleceğiz. Yani onun şartlarını yerine getireceksin ki ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın e, karşısında bir şey istemeye yüzün olsun. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz e, bu güzel cevaplarınız için. Mesajlarımız da var, onlar da e, birikmeye devam ediyor. Ben dilerseniz hemen hızlı bir şekilde o mesajları okumak istiyorum. Evet. Sonra diğer sorularla devam edeceğim. Hayırlı akşamlar, ben Fikret. Hocama selam, memlekete de selamlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. E, hocam biraz önce bir konudan bahsetmiştiniz. Bu e, müftülük üzerinde eğitim gören, hafızlık gören kız öğrencilerin. ...bu e, okulla gidiş geliş problemleriyle ilgili bu konuda çok mesaj geliyor bana. Biz de e, bir veli olarak bu durumdan e, mağduruz e, diye mesajlar geliyor. Lütfen bu konuyu gündeme taşıyınız demiş izleyicilerimiz Hüsamettin Bey. E, i̇nşallah ilgili makamlara mesajımız ulaşmıştır. Hocamız da e, birinci bölümde bahsetti... İşte bu öğrencilerin bu tür sıkıntıları yaşamaması, gecenin ilerleyen saatlerinde, eve gidişlerinde ve dönüşlerinde problemler yaşıyoruz. Bunların giderilmesi için bize hafız kız öğrencilerimize bir yurt tahsisi noktasında taleplerimiz ve çalışmalarımız var dedi. İnşallah ilgili makamlara da ulaşır. Evet, yani biz ee, gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Evet, biz, İnşallah e, hayırlı bir sonucu alırız. Evet biz de bu program vesilesiyle mesajlarını Teşekkür ulaştıran ederim. izleyicilerimize de. ...kırmayarak bu konuyu gündeme taşımış oluyoruz. Evet, kız çocuklar için mesajlar ağırlıklı olarak geliyor. Lütfen gündeme getirin bu konuyu Kerim Bey demişler. Getirmiş olduk, selamlar Erdal Bey'de mesajlarını ulaştırmışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gelen mesajların büyük bir çoğunluğu esasıyla... E, bu konuyla alakalı yani zannediyoruz. Ki, çok e, mağdur olanlar. Yani mağdur anne hepimiz anne olur. evladıyız. Evet. İyi yetişmiş annenin evladları vatanına, milletine, devletine sadık olacak. Hani hepimiz e, ninnilerle büyümüşüzdür. Ama onun dağarcığında bir şey varsa hani biz biraz e, yanlış anlaşılmış. E, peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a ilk vahiy geldiği zaman onu ilk teskin edenlerden veyahut da ona siz peygambersiniz diyenlerden birisi kimdi? Hazreti Hatice validemiz. Evet. Ne diyordu? Demretim. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'a ya Muhammed bu gelen diyor namusu ekberdir Cebrail'dir diyor. Yani siz komşuya iyilik eden, yakınlarına iyilik eden, herkesin hayrına çalışan bir insansınız. Bu e, bilgiyi, bu telkini veren Hazreti Hatice validemiz son derece iyi yetişmiş bir hanımefendi. Abcası e, amcası Varaka bin Nevfel biliyorsunuz. Hanif dinine mensup o sırada. Ondan o bilgiyi alıyor. Yani Hz. Ayşe validemiz peygamberimizin bugün e, aile hayatı ile ilgili pek çok bilgiyi biz Hz. Ayşe validemiz e, kanalı ile öğrenebiliyoruz. Hatta Hz. Ayşe validemizin sahabe-i kiramın pek çoklarına da öğretmenlik yaptığını biliyoruz. Evet. Yine Hz. Ömer döneminde e, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de pazar yeri kuruyor. Yani Yahudi ve Hristiyanların pazarının alternatif olarak Müslümanlara ait Ensar ve Muhaciri pazardaki zabıta görevlerinden bir tanesi Semra binti bilmem bir hanfendi sırf o pazardaki zabıta görevini veriyor bir hanfendi. Yani bunun pek çok örnekleri vardır. Muhammed Tayyip Okuç Hoca'nın İslam'da kadın eğitimi diye küçük bir güzel bir kitabı var. Yani orada daha bunun e, tarihi ve teferruata ait bilgiler evet, hani var. Salonunda da çok büyük katkıları e, olmuş hocam. Çok büyük katkıları olmuş. Hocaların yani biz sanki anneyi biraz geleneksel yapıdan e, yani hiçbir şey bilmez geri plana etmişiz. Bu bizim inancımızda yok. E, çok yani haklısınız. aslında e, bu noktadan e, gelerek 4-6 yaş üzerine tekrar duruyoruz. Kız çocuklarının yetişmesi hatta bazen imvatife giden kız çocuklardan e, biraz da ön yargıyla siz imam mı olacaksınız diyenler. Niye imam değil? Yani dinini öğrenen iyi bir hanımefendi olacak. Yarın eğer e, izdivaç, e, evlilik yaparsa çocuklarını yetiştirecek. Onlara vereceği Tabii. bilgiyi kim verecek? Anne. Babalar ne kadar çocuklarla meşgul oluyor? E, belki günde, akşamdan akşama. Hele bugünkü şartlarda geçim derdinde. Ama çocuğun eğitiminde mürebbiye olarak annelerin büyük bir fonksiyonu var. O zaman... Gelin anneleri iyi yetiştirelim ki bu neslin mimarları daha sıhhatli olsun. Yani bizim e, bu konudaki yeni yurtlar bulunsun efendim, yeni yerler bulunsun dememizdeki kastımız bu. Köyde genç kızlarımız var. E, ana gelip şehirde ev bulmaları, bir yerlerde barınmaları oldukça zor. Evet. İşte bunlara bu manada imkan sağlarsanız, Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece camiyle ilgilenmiyor şu anda. Diyanet Vakfı var. Bir de Diyanet İşleri evet. Başkanlığı'nın e, ikinci bir kuruluşu. Türkiye çapında pek çok yerlerde diyanet evleri kuruyor. Yani üniversiteye giden kızlarımız için veyahut da işte hatip liselerde veyahut da ortaokullara, liseye giden çocuklarımızın barınabilmesi için. Bütün bunlar bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Niye? Hedef güzel bir toplum, güzel bir cemiyet oluşsun diye. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da hassas ve önemli bir konuya da değinmiş... E, oldunuz. İşte bu noktada e, izleyicilerimizin de e, hani o duygulardan hareketli e, şeyleri var, bize talepleri var. Biz de bu canlı yayın vesilesiyle, Hasılı Kelam programı vesilesiyle e, hem Müftü Beyimiz e, hem de bizler kıymetli hocamız bu çağrıyı iletmiş oldu. İnşallah karşılığını İnşallah. da e, bulur diyelim. Ee, teşekkürler Abdülkerim Bey demişler. Eyvallah biz teşekkür ediyoruz. Ee, bu programda esasen amaç güzel faydalı şeylerden e, konuşmak bir de e, bir yerlere dokunabilmek, tesir edebilmek. Toplumun ihtiyacı Toplumun bunlar. Toplumun ihtiyacına, e, ihtiyaçlarına cevap verebilmek veya biz elimizden bu programlar, canlı yayınlar vesilesiyle belki çok fazla bir şey gelmeyebilir ama bizim burada en büyük e, görevimiz şudur. Sorunları, varsa sorunlarla beraber güzellikleri, çözülebilecek meseleleri bu canlı yayınlar ve ekranlar aracılığıyla ilgili yerlere, makamlara ulaştırabilmektir. Ee, daha önemlisi de bunlardan ziyade bizi izleyen izleyicilerimize de faydalı şeyler verebilmektir. Allah faydalı olsun. şeylerden bahsedebilmektir. Hayırdan e, olan Hayır, Hayır işlemiş gibidir. Siz de hayra vasıt oluyorsunuz. Eyvallah hocam. Çok İnşallah mesajlarımız yerde bulur diyorsunuz. Eyvallah. İzleyicilerimize mesajlarından ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımız devam ettiği sürece görüşlerinizle, katkılarınızla ve sorularınızla WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bu hafta stüdyomuzda kıymetli hocamız, Çorum İl Müftümüz Doktor Ahmet Akın bulunmakta. Kendisiyle konuşmaya devam edelim. Mesajlarınızı da Döneceğiz inşallah. Evet kıymetli hocam, İmam Hatip Lise'lerinden, İlahiyat Fakültelerinden konuşmuş idik birinci bölümde. Biz e, dilerseniz burada da, bu bölümde de yine İmam Hatip'ler ve ilahiyat Fakülteleri üzerinden konuşmaya devam edelim. Şu günlerde de esasen çok gündemde olan e, konulardan birisi de bu tartışılıyor. E, burada e, bir takım farklı görüşler de ortaya çıkmış durumda. E, işte, İmam Hatip Liseleri veya İlahiyat Fakülteleri gerçekten ciddi manada iyi bir din adamı, din alimi yetiştirebilir mi, yetiştiremez mi tartışmalarının da e, gölgesinde kalan bir mesele bu. Biz İmam Hatiplik görevinin, e, din e, görevliliği görevinin iyileştirilmesi adına, e, daha da kıymetli bir hale getirilmesi adına İmam Hatip Liselerine ve İlahiyat Fakültelerine e, düşen görevler noktasında neleri sıralayabiliriz neleri söyleyebiliriz şimdi hatip okulları yine tekrar e, dönecek olsak bir ihtiyaçtan doğmuş evet. yani e, Anadolu'da e, 50'li yıllardan sonra e, ortaya çıkan e, kırsal kesimden e, ekseriyatı öğrencileri oradan gelen e, okullar ama hiç e, İmamet okullarına çocuklarını gönderen e, velilerle eğer yapılan bir röportaj göz önüne alınırsa <laughs> illa sırf imam olsun diye göndermemişler. Yani dinini, diyanetini öğrenen iyi insan olsun diye göndermiş. Asbel kadar bunlardan bazıları e, imam olmuş, ama bazıları gitmiş devletin ihtiyacı olan değişik alanlarda görev almış, hakim olmuş, savcı olmuş efendim kaymakam olmuş, doktor olmuş. Yani böyle bir e, fonksiyonu da var. E, bu yani dindarlık. Allah razı olsun devletimizi yönetenlerden. Şimdi okullarımıza Kur'an dersleri konuldu, siyer dersi konuldu, temel İslami bilgiler dersi konuldu. Yani ben yıllar önce e, yine İngiltere'de bir gün bir baktım bir Malezyalı arkadaş Siraat mühendisi, namazla ilgili doktora yapıyor. Ona sordum, sen niye bunu çalışıyorsun dedim. Bizim dedi üniversitenin her fakültesinde, her bölümde mutlaka din dersi mecburdur dedi. Yani insanın en fazla dine ihtiyacı olduğu üniversite çağında e, din dersi bizim okullarımızda yok. Sadece e, okullarda bir iki saat veriliyor. Onlardan arkadaşlar ne kadar başarılılar. Ama son yıllardaki bu derslerimizin Kur'an gibi mukaddes bir kitabımızın %99.9'u Müslüman olan bir ülkede Kur'an dersini çocuklarımız bilmiyorsa bu bir eksiklik. Onu biz evimizin kenarına koyup da duvarda bulunması mutlaka güzel. Ama esas olan nedir? Onun içerisindeki, muhtevasındaki değerleri, kıymetleri yaşayabilmektir. Yani yoksa ee, sadece Kur'an-ı Kerim'in okunmuş olması yeterli değil. Tabii. Bu manada İmam e, Hatip okulları biraz daha bu e, derinliğine e, Kur'an ve e, benzeri ilimlerin tahsil edildiği okullarımız, Bunların yaygınlaştırılması kimseyi rahatsız etmeli, aslında sevinmeli. Yani Kur'an'ın okuduğu yere sekine dinler. Bizim inancımız da öyledir. Yani bir yerde ilim müzakere ediliyorsa, din, diyanet konuşuyorsa oraya bereka dinler, oraya huzur iler, oraya saadet diner. Yani o açıdan değerlendirmek lazım. Ama Allah'a şükür mesela şu Hayrettin Karaman Külliyesi İyisin. son derece güzel. Son yıllarda eğitimine Fen Lisesi ayarında da bir e, özellik kazandırıldı. Sağ olsun Din Eğitimi Genel Müdürlüğümüz ve e, ilgili yetkililerimiz. Bir proje e, okuluna dönüştürüldü yani, e, zannediyorum. Sadece okul yöneticilerinden bunu bes beklememek lazım. Tabii. Bu okullara velilerin, halkın sahip çıkması gerekir. Mesela biz o manada camilerimizde, üniversite okulunda okuyan çocuklarımızın Belli imamlarla temas kurarak Kur'an'ın kerimlerini geliştirmesi şeklinde geçmişte projeler uyguladık. Yine ihtiyaç olursa bunları uygularız. Diyanet İşleri Başkanlığımız her camide mutlaka kütüphane oluşmasını e, zorunlu hale getirdi. Baya e, pek çok camimizde arkadaşlarımız bunu yerine getirmeye çalıştı. Yani günümüzdeki cami gençlerimizin, mahalledeki çocuklarımızın bilgisayardan gelip efendinin ödevini yapabileceği, çalışabileceği geniş kütüphanesi olan yerler olmalı. Ama henüz camiler o fonksiyonlar yapabiliyor mu? İleriye dur. Bu bir düşünce. İnsan bazen hayal eder. Daha sonra hayal ettikleri şeyler de hayata geçer. Yani ecdadımız ilk geldiği zaman Osmanlı'nın beylikler dönemi camilerde bakın, küçücük camiler var. Daha sonra Sinan onu büyük bir kubbe haline getirmiş. Yanına ihtişamlı medreseler, işte sahne Seman diye yani şimdi İstanbul'u fethettiği zaman sadece şehri almakla kalmamış. Yine o şehri büyüyan etmiş, imar etmiş. İçerisine yeni medreseler, yeni üniteler, yeni ilim müesseleri kurmuş. Ta Ali Kuşçuları Samarkand'dan getirmiş. Orası adet, çünkü e, manada bir Oxford haline, bir ilim merkezi haline getirmiş. E bunu İmati bu kulları da bu anlamda branşlaşması lazım. Mesela ilahiyat fakültelerinde e, bana göre e, belli bir müftülük bölümü, belli yerde vaizlik bölümü, bir ihtisas haline gelmedi. Nasıl doktorlukta işte ortopedi mütehassisi, kalp cerrahı mütehassisi, hı hı. kardiyoloji olduğu gibi. Yani O zaman e, toplumun karşısına çıkan din öv din görevlisi profili daha e, halkı tatmin eder, daha çok halkımıza e, iyi bilgileri lütfeder. Yani bugün yığınla eserlerimiz kütüphanelerde bunları araştıracak e, nesiller bekliyor. Mesela Osmanlı'nın o şeriyesicilerle ben hasbel kadar birazcık meşgul oldum. Ee, başlı başına ecdadımız her yaptığı şeyi kayıt altına almış. Kayıt ilmi bil kitabı diyor. Yani ilmi yazıyla kaydedin e, fehvası gereğince. Ee, birine borcu varsa onu yazmış. Birinden alacağı varsa yazmış. Bir yere sefer varsa bunlar yazmış. E bunlar gün yüzüne çıkmalı. Hani eskiler güzel sözü var. İnsan düştüğü yerden kalkar diyor. Yani biz hep bir batı hayranlığıyla kendi değerlerimizin çoğunu kaybettik. çok önemli bir Heh. yer değindiniz Heh. hocam evet çok önemli insan düştüğü yerden kalkar evet. ee, kendi değerlerimize kendi medeniyetimize kendi özümüze dönmekten başka bir çaremiz <laughs> e yok yani biz Kurtuluşu zengin bir malzememiz aramadım. var <laughs> evet. yani şimdi geri gelenek diyorlar bazılar böyle e, elinin düşüyle itmeye çağır bir irfan anlayışını bir tasavvuf var mesela başlı başına e, tekkelerde, zaviyelerde biz ayrı bir eğitim vermişiz. Yani halk eğitimi dediğimiz bir eğitim vermişiz. Orada musiki gelişmiş. Orada e, dini anlamdaki e, vect, efendim, gönüle hitap eden düşünceler gelişmiş. Şimdi kuru kuruya her şey e, sadece bir ilme, irfana bağlama giydi. Yani e, ilmi besleyecek olan o gönül dünyasını da zenginleştirmek lazım. Onun için din görevlilerini e, ifade ederken Diyanet İşleri Başkanımızın din gönüllüsü diyor. Din görevlisi evet. değil de evet. din gönüllüsü adanmışlık olmalı. Yani idealizm oradan gelmeli. Eyvallah. Çok teşekkür ederim hocam. Aslında çok önemli yerlere de e, satır aralarında Kesinlikle. değiniyorsunuz. Buraları kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Aralarda çok önemli ifadeler e, kendim adına, şahsım adına istifade ettiğimi söyleyebilirim. Olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam bu güzel e, bilgilerinizden ötürü. E, gelen mesajlara da müsaadenize dönmek istiyorum. Selamun aleyküm. Denizli'den Halil İmre, Sayın Ahmet Akın hocama ve sizlere selam ediyorum. Almanya'da görev yapmıştım 2000 yılında. O tarihte bizim selam ateşimizdi. Söylüyoruz. Saygılarımı sunuyorum hocama demiş. Eyvallah biz de siz adına ulaştırmış olduk. Bir izleyicimiz program çok faydalı oldu. Başından beri pür dikkat izliyoruz. Hem il müftümüze hem de size çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun Erdal demişler. Çok teşekkür ediyoruz Erdal Bey'e de buradan selamlarımızı ulaştırıyoruz. Mustafa Kabakçı'dan gelen bir mesaj. Hocam cümleden hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Milletimizi aydınlatıyorsunuz. Selametle e, demişler. Çok teşekkür ediyoruz e, izleyicilerimize. Bu mesajları da aktarmış olduk. Yavaş yavaş hocam programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. E, esasen büyük bir Bölümü bitirmiş olduk. Evet. Ben bu son bölümde sizin de sıklıkla ifade ettiğiniz gibi bu bir doktora teziniz var ve burada siz Osmanlı'da imamlık müessesesiyle ilgili çalışmalarda bulundunuz. Biz dilerseniz bu Osmanlı'da imamlıkla alakalı e, sizden yine birkaç şey daha duyduktan sonra yavaş yavaş da programımızı nihayete erdirmek istiyoruz kıymetli hocam. Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinden yola çıkarak bir mahallede diyor bir kimse açlığından Veyahut da e, herhangi bir rahatsızlığa dolayı ölmüşse, yani susuz yere ölmüşse, bütün o mahalle Ondan onun sorarım. ölümünden sorumludur. Sorumluyor. Yani zimmedin. Buradan yola çıkarak, Osmanlı'da mesela benim gördüğüm o belgelerden birisi. Birisi bir mahallede vefat ettiği zaman imamı çağırıyorlar, köy muhtarı olarak da mahallenin. Bütün cemaat diyor ki, bu insan bizim mahallede ölmedi, diğer mahalleden yaralı geldi diyor. Yani o mahalle onun Ölümünden sorumlu, yaralanmasından sorumlu. Böyle bir ota kontrol var. Bir de mahalleliler birbirine müteselsilen kefil. Yani herkes istediği mahallede, istediği yerde iskan edemiyor. Bu mahalleye niye gelmiş, kimmiş? E, o zaman e, toplumun, e, cemiyetin en küçük nüvesi mahallede imamın oradaki fonksiyonu bütün e, ülkenin huzurunu temin eden bir ünite haline geliyor. Ee, bu bugün aynen yerine gelir mi? Gelmez. Ama yapılabilecek e, isteyen bir din görevlisi o mahallesindeki çocuklarla ayrı yaşlılarla ayrı diğer e, vatandaşlarla ayrı ayrı görüşebilir. Yani mevlütler yapılıyor. E, zaman zaman Cuma namazı e, fevkalade önemli. Yani o mahallenin bütün insanının bir araya geldiği, farzın e, ifa edildiği bir yer. Orada e, kısa bir ayet, bir hadisle e, o günkü e, konusunu işlerken e, mahallenin sıkıntılarını, dertlerini rahatlıkla istişare edebileceği bir e, mekan olabilir. Osmanlı'da bunu görüyoruz. E, bir de vaaz eden kesimin son derece iyi yetişmiş. Yani profesör diyebileceğimiz de diyebileceğimiz müderris seviyesinde insanlar. Ve pek çokları da tarikat dışı insanlar. Yani o gönül dünyasıyla din görevliliğini birleştirmişler. Sırf mücerred değil. Yarın bu insanlar herhangi bir ülkenin ihtiyacı olduğu zamanda her türlü fedakarlığa hazır hale gelmişler. Yani bunun temelinde o mahalledeki, o köydeki, o semtteki huzur var. Her istediği yerde cuma namazı kılmamış. Ve bu enteresandır. Din görevlilerinin tayinleri padişah ile yapılıyor. Yani padişah tarafından en son da şöyle bir ifade. Devamı devletim ve ömrüm için duaya müdavimet eder. Yani benim devletimin devamı yani, için de duadan da geri kalmıyor. Böyle bir özelliği var. Tabi nereden yetişiyordu din görevlileri? Mutlaka o zamanki medreseler var. Medreselerin belki alt seviyelerinde. Hatta bazı din görevlilerinin birkaç tane görev de ifa ettiğini görüyoruz. Yani camide Osmanlı döneminde ihlasanlar var. Ondan sonra Tebareke Hanlar var. Dua Hanlar var. Yani bir Süleymaniye Camisi'ni düşünün. 200 küsüre yakın camide görev yapan insanlar var. E bunların gelir kaynağı ne? Vakıflar kendilerine. Yani vakıf Osmanlı Bedeniyeti başta başına bir vakıf medeniyeti. Din görevliler devlet hazinesinden maaş almıyor. Ama nereden aldılar? Kendilerine meşrutu olarak, şartlı olarak verilmiş evler var. O evlerin kiralarından veyahut da kendilerine vakfedilmiş olan bazı arazilerin meyvelerinden, mahsulünden elde edilen gelirlerle geçimlerini sağlıyorlar. bazıları vakti yettiği kadar işte muallim haneler var. Eee civarında. Yani filan caminin imamı filan muallim hanede de öğretmenlik yapıyor. Yani iki görevde beraber ifa etmişler. E bugün de mesela bizim din görevlilerimiz İlahiyat Fakültesi mezunuysa bazen okullarımızda Derslere giriyor. Gayet de güzel. Yani beri taraftan hem eğitimle ilgileniyor hem beri taraftaki de cemaatle de hem hal olmuş oluyor. Yani Osmanlı'daki din görevliliğinin çok fonksiyonel olduğu kanaatindeyiz. Eyvah. Ama ben yaptığım çalışmanın yeterli olduğu diye ben Bursa üzerine çalıştım. Bunu diğer vilayetlerle ve diğer devirlerle mukayese edilerek belki daha geniş bir çalışma yapılabilir. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. E, vermiş olduğunuz e, kıymetli bilgilerden ötürü çok şahsım adına istifade ettiğimi söyleyebilirim. İnşallah e, izleyenlerimiz açısından da istifade etmişleri, yani etmiş oldukları bir program olmuştur İnşallah. diye umut edelim sevgili hocam. E, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, ben bu yoğun programınızda davetimize icabet buyurduğunuz için e, izleyenlerimiz huzurunda da sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Müteşekkir e, olduğumu ifade etmek istiyorum. Sağolunuz, varolunuz hocam. Son sözlerinizi aldıktan sonra kapanışı yapmak Şimdi istiyorum. Şimdi Geçirdiğimiz bir yoğun bir dönem oldu. 15 Temmuz. Evet. Hakikaten ülkemiz için sıkıntılı bir dönemdi. Evet. FETÖ-PYD e, işbirliği içerisinde bir haince e, bir kalkışmayla karşı karşıya kaldık. O dönemde de din görevlilerimiz büyük bir görev yaptılar. Evet. Tankları susturan selalar minarelerimizden, ülkemizin 80 binin, 90 binlere yakınan bütün camilerimizden o tankları duyurdular. Gerektiği zaman vatandaşın moralini, düşüncesini ayakta tuttular. Onu hiçbir zaman unutamıyoruz. Cenab-ı Hak bir daha ülkemize böyle bir felaket, böyle şer güçlerini de def eylesin. Amin, ee, orada din görevlerimiz sonraki günlerde bütün e, meydanlarda Kur'an-ı Kerimlerle, ilahilerle, konuşmalarıyla halkın moralini, nabzını da ayakta tutar. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımızın eğer internet kanalına bakabilirlerse arkadaşlarımız din işlerinin, din şurası kararlarında böyle bir örgütün tamamen dini bir örgüt olmadığını mesanik bir örgüt olduğu, uluslararası bir maşa olduğuna dair görüşleri var. Arzu edenler oradan alabilir. Daha sonra il müftülerini Diyanet İşleri Başkanlığımız bir araya getirdi. Bizim bir araya geldiğimiz yerde bu konuda ee, bu tip görevliler varsa, bu tip insanlar varsa toplumda onların da ayık, ayıklanması noktasında herkes üzerine düşer böyle bir ihanetin, böyle bir kötülüğün bir daha ülkemizde bulunmasına izin vermemeliyiz. İnşallah hocam. Çok Programınız vesilesiyle bana da böyle bir fırsatı verdiğiniz Eyvallah. için teşekkür ediyoruz. Sürçüyle izah ettiysek affola derler. Programınıza tekrar başarılar diliyoruz. Cenab-ı Hak güzel hizmetlerde daim eylesin. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Evet kıymetli TV19 izleyenleri bir hasılı kelam programının böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta stüdyomuzda Doktor Ahmet Hakkın hocamızı, Çorum'un müftümüzü misafir ettik ve kendisinden kıymetli bilgiler Almış olduk. İnşallah sizler için de istifade etmiş olduğunuz bir program olmuştur. E, bu haftalık bizden bu kadar. Nasip olur ise yine hafta çarşamba saatler 20-30'u gösterdiğinde tekrar yeni bir konuyla ve yeni bir konukla huzurlarınızda olmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı bir akşam diliyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın. <laughs>